Kıbrıs Adası burası. Depremler hemen güney kısmında yoğunlaşıyor. Belli bir hatta izliyor aslında burada. Ama Nisros Adası'nın aktif bir volkan olduğu biliniyor. Volkanik patlama şeklinde faaliyete geçtiği biliniyor. Zaten şu anda da bu volkanın ortasında bir krater var. Biraz daha yakınlaşacak olursak bakın volkanın kendi iç yapısı çok net görülüyor. Kalderası. Şunlar hep depremler değil mi hocam? Evet, etrafındakileri de depremler. Şu en son meydana gelen deprem. Afat bunu göstermiş. Gerçekten bu depremler neden oluyorsa denizin altında burada. Denizaltı heyelanların gelişimi de söz konusu. Bu bölgede tabii hem volkanik etkinlik anlamında diri volkanlar, aktif volkanlar söz konusu hem de bu bölgede ciddi anlamda büyük ölçekli diri faylar var Ege Denizi'nde biliyorsunuz. Şu anda oluşan depremler işte yaklaşık 10 gündür devam ediyor aslında buradaki depremler. Hemen bir volkanın güneyinde gerçekleşiyor. Şurada gördüğünüz gibi volkanın etrafında meydana gelen depremler ve çoğunlukla 5 büyüklüğünde işte 4 büyüklüğünde çok sayıda deprem oldu. 3-2 arasında çok sayıda deprem oldu. Bunların tabii yüzü geçmiş durumda şu anda deprem aktivitesi ve deprem fırtınası şeklinde gelişiyor diyebiliriz. Bunların tabii bir volkanik adanın etrafında yoğunlaşması volkanik bir kökene ait olabileceğini gösteriyor. Bu volkanik ada Nisros adında bir ada ve bunun 1400'lerde, 1800'lerde, 1995'te en son ciddi anlamda aktivitesi var. Hem volkanik anlamda aktivite sürüyor. Burada bir kaldera var tam ortasında. Bu kalderanın içinde de aslında gaz çıkışları devam ediyor. Dolayısıyla diri bir volkan sınıfında değerlendiriliyor Nisros volkanı. Bu volkanizmaya bağlı bir depremsellik niteliği taşıyorsa burası, eğer bu deprem devam ederse bu şekilde buralarda tabii denizaltı heyelanları devreye girebilir. Bunların devreye girmesi durumunda belki de işte Datça Yarımadası'nın kesimlerinde, güney kesimlerinde tsunami tehlikesi o zaman oluşabilir tabii ki. Sürer mi hocam? Ne gösteriyor? Şimdi şu anda aktivite devam ediyor. Dediğim gibi sürekli böyle artarak devam ediyor. Bazen böyle belli bir trendi oluşturuyor. Bazen kendi içinde dağınık olabiliyor. Ama biraz daha süreceğini gösteriyor. Büyük fay şuradan başlıyor. Şu şekilde Girit'ten geçiyor. Böyle Rodos Adası'ndan buradan Fethiye Burdur fayı şeklinde devam ediyor. İkinci yay şöyle Kıbrıs'tan geçiyor. Antakya'ya kadar gidiyor. Yani burası Hellenik Damla Batma Zonu. Bu bizim Anadolu'ya. Burada hemen güneyde işte bu Rodos Adası'nın güneyinde yine belli bir aktivite devam ediyor. Yani Türkiye'nin değişik bölgelerinde bakın şuralarda Yumurtalık taraflarında işte Tuz Gölü fayın olduğu yerlerde şu kesimlerde Burdur taraf kesimlerinde bunlar işte yıkıcı olmayan depremler sürekli zaten var bu bölgede. Ama tabii denizin içinde bir deprem olmaya başladığında biraz daha farklı düşünebiliriz. Çünkü şurada volkanik bir ada yayı var şurada.